Reklamların ardından yayınımız devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Genel seçimlerde aktif rol oynamış bir isimden bahsedeceğiz. Ardından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yürüttü ve kongre sonrası da CHP üyeliğinden istifa eden bir isim. Kimdir? Gökşen Anıl Ulkuş beyefendi şu dakikalarda Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Birçok sormamız gereken soru var, kendisine yönelteceğiz. Gökşen Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi 38. olan kurultay sonrasında istifa süreciniz, gelinen nokta, yaşananlar, yeni genel başkanın yol haritası, hepsini konuşmaya çalışacağız ama. Gökşen Bey, siz neden istifa ettiniz CHP üyeliğinden? Bir böyle başlayalım mı? Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben 2019'un sonunda katıldım. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli etkinliklerimiz oldu. Yurt içinde ve yurt dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını arttırması, iktidar olması için mücadele ettik. Fakat kurultay sonrası ve kurultay zamanı oluşan atmosferde yeni genel başkan Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bizleri, Türk milliyetçilerini görmek istemediği için artık CHP'de siyaset imkanının kalmadığına karar verdim. Bu kampanya sadece Özgür Özel eliyle değil, onu o kurultayı kazandıran tüm çevreler tarafından yürütüldü. Siyaset imkanı artık orada kalmadığı için bir Türk milliyetçisi açısından ben de Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarımı ayırdım. Biraz açalım o noktayı. Tabii. Şimdi şöyle, Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir denge politikası yürütüyordu. Evet, bizim çok rahatsız olduğumuz söylemler vardı. İşte kurultay günü de yaşandı bunlar. Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya selam göndermesi dahil seçim sürecinde ve seçimin öncesinde Kemal Bey'in söylemleri içerisinde elbette bizim de katılmadığımız, rahatsız olduğumuz pek çok şey vardı. Ama ona rağmen Kemal Bey bizim söylemlerimizi, bizim etkinliklerimizi dikkate alıyordu. Bir yandan bizleri kazanmaya da gayret ediyordu. Yani bir terazisi vardı, bir dengesi vardı. Artık maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı hiçbir şirazesi, hiçbir dengesi yok. Tamamen Türk milliyetçilerinin karşısında olan insanlarla, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden insanlarla kavga eden o güruhu Cumhuriyet Halk Partisi maalesef artık sahibi yapmış durumdalar. Yani dağdan gelen bağdakini kovar diye bir söz var ya, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yaşanıyor. Atatürk devrimlerine, Türk milliyetçiliğine sahip çıkıp gerçek altı oku savunan insanlar şu an üvey evlat muamelesi görüyorlar. Ve çeşitli marjinal örgütlerden transfer olmuş insanlar şu an kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi olarak addediyor. Marjinal örgütler dediniz. Hangi marjinal örgütlerden bahsediyorsunuz? Yani bu tabii birkaç parçada incelenebilir. Yani gençler için ve ana kademedekiler için ayrı ayrı. 80 öncesi bir takım sol örgütlerin, marjinal örgütlerin içerisinde bulunmuş, işte Dev Yol'dan, Dev Sol'dan bahsediyorum, İnsanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne transfer olup kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi addedebiliyorlar. Ya da gençler içerisinde de üniversite hayatları boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ile içi dışlı olmamış çeşitli bir takım sol örgütlerle, yasal ya da yasal olmayan sol örgütlerle iltisak olmuş insanlar bir anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne transfer olup partinin sahibi olabiliyor. Yani bugün CHP örgütlerinde ben anlamlandıramıyorum, duvarda İbrahim Kaypakkaya'nın fotoğrafı nasıl asıl olabilir? İbrahim Kaypakkaya hayatın hangi döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihiyle barışık olmuştur? CHP maalesef artık tarihini de inkar etme noktasına gelmiş durumda. Şöyle diyorsunuz anladığım kadarıyla açıklamalarınızda, CHP hepimizin partisiydi. 29 Mayıs sabahı değiştirme oluverdik. CHP'de ne değişti 29 Mayıs sabahı diyeyim o zaman ben size. Yani Sayın Kılıçdaroğlu dönemiyle Sayın Özgür Özel dönemi arasındaki farkı nasıl okumak gerekir? Bu marjinal şimdi, partiler Sayın Kılıçdaroğlu döneminde yok muydu isimler? Elbette vardı ama dediğim gibi yani bir denge unsuru olarak bizler bulunuyorduk. Bizler Sayın Genel Başkan'ı çeşitli Türk milliyetçisi, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle temasa geçiriyorduk. Bunların olumlu sonuçlarını da gördük. En büyük olumlu sonucunu 14 Mayıs ve 28 Mayıs arası süreçte yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci çok güzel yönetti. 14 Mayıs ve 28 Mayıs arası süreci. Ancak maalesef bazı söylemlerde geç kalındığı için ve halkımız açıkçası samimi de bulmadığı için biz başarı elde edemedik 28 Mayıs'ta. Ancak süreçteki söylemler son derece doğruydu. Ben bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla da paylaşmıştım. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi kaybettiyse en büyük sebebi vatandaşın güvenlik kaygısı oldu.
vatandaş güvenlik kaygısını ekonominin önüne geçirdi. Burada da haksızlık yapmamak lazım vatandaşa da. Cumhuriyet Halk Partisi bir takım milletvekillere, makam işgal eden insanların açıklamasına bakıldığında evet vatandaş kaygılanmakta haklı. Biz de bu kaygılarımızı dile getirdik. Ancak biz orada güçlü durursak bu söylemlerin azalacağını düşünerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam ettik. Bugün itibariyle yani 6 Kasım itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bizlerin sesini dahi duymaya tahammül edemeyen bir yönetim var maalesef. Biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs arası süreçte son derece aktif çalıştık. Ya pek sesimizi çok çıkarsaydık zaten biz tasfiye mi edilecektik demek istiyorsunuz Gökşen Bey? Yani zaten Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in kurultay sürecindeki argümanı bizleri tasfiye etmekti. 14 Mayıs 28 Mayıs arası süreçten intikam almaktı. Şimdi bu kimi neden rahatsız etti ben tam olarak bilmiyorum. Ama o günlerde biz çok gerekli insanlardık. Herkes bizlerin başarılarından söz ediyordu. Ancak bir anda 28 Mayıs'tan sonra 29 Mayıs sabah biz istenmeyen insanlar olduk. Şimdi bizi ırkçılıkla suçlayan insanlar 14 Mayıs 28 Mayıs arası süreçte bizleri aşan bir milliyetçilik yapmaya başladılar. Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da Göktürk bayrağıyla yürüdü mesela. O süreçte bir milliyetçilik yarışı vardı genel merkezde. Ancak ne zaman ki 29 Mayıs oldu bir anda biz partinin faşistleri oluverdik. Ve bütün sorumluluk bizlere yüklendi. Türk milliyetçilerine yüklendi ve bizden intikam almak istercesine bütün kurultay kampanyası bizler üzerinden yürütüldü. Yani sanki seçim başarısızlığı bizim kabahatimizmiş gibi. Seçimden öncesi genel başkanın açıklamaları hatırlıyorum. Son 10 gün kala bir değişikliğe gitmişti söylemlerinde Sayın Kılıçdaroğlu değil mi? Evet. Yani çünkü Kemal Bey de bazı şeyleri artık fark etmeye başlamıştı. Ekibinin şu anda değişimci olan o zamanın yine yanında olan ekibi sözde değişim ekibi. Kendisine zaten bu minvalde daha önceki söylemleri onlar yaptırıyordu. Ne zaman ki biz Kemal Bey'i bilgilendirmeye başladık, konuları arz etmeye başladık. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, başka siyasi partilerle görüşmesini sağlamak için mücadele ettik. Bu insanlar bir anda rahatsızlık duymaya başladı. Çünkü parti politikalarına bizim yön verdiğimiz gibi yanlış bir düşünceye kapıldılar. Halbuki üzülerek söylüyorum ne genel seçimlerde ne sonraki süreçte Türk milliyetçilerine zaten herhangi bir makam mevki verilmedi. O listelerde bir tane numune yoktu. Türk milliyetçisi olarak adlandırabileceğimiz. Olacak diye haberleri aldık. Biz de bununla alakalı bazı isimler duyduk. Listeler dolacak diye. Ancak sonra listelere baktığımızda Sadullah Ergin'i gördük maalesef. Yani seçim yenilgisinin faturası Türk milliyetçilerine çıktı diyebiliriz o zaman. Sizin açıklamalarınızdan böyle anlıyoruz. Zaten tasfiye süreci ama tasfiye süreci uzun zamandır var. CHP'yi kimler yönetiyor ya da kim yönetiyor? Neden bu tasfiyeler bu kadar artarak devam etti? Şimdi ATOK yani sahip çıkmak istiyoruz, Atatürk'e sahip çıkmak istiyoruz diyorsunuz ama bir kadrolaşma. Yani biz kurultay sürecinde de gördük işte delege borsası konuşuyoruz, farklı isimler, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin adaylıkları. CHP içinde neler oluyor bugün itibariyle? Bu adaylık borsası konusunda çeşitli iddialar var. Sizin kanalınızda da bazıları dile getirildi. Twitter üzerinden, X üzerinden zaten her gün konuşuluyor. Ben bu konuda bir elimde herhangi bir döküman, bilgi, belge yok. Bununla alakalı ben oraya bir iddia koyamam. Ama ben de endişeyle bu iddiaları takip ediyorum. Delege borsası eğer iddialar gerçekse bu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının meşruiyetini ortadan kaldırır. Şimdi partiyi kimler yönetiyor sorusuna zaten şu an değişim ekibi değişmeyen bir ekip. Partiyi çok uzun süredir bu ekip idare ediyor. Kendileri zaten değişim ekibi kaç dönemdir milletvekili TBMM web sitesinde açılarak bunlar görülebilir. Ortada dolayısıyla bir değişimden, CHP'de bir yenilenmeden söz edemiyoruz. Kemal Bey bu ekiplerle çok uzun süre çalıştı. Bunun faturasını biz 14 Mayıs'ta ödedik. 28 Mayıs'ta toparlamaya çalıştık ancak başarılı olamadık. Şimdi bu ekipler düşünce yapıları şu. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi itibariyle toplumun çeşitli kesimlerine açılamıyordu. Biz bu açılımı gerçekleştirelim. Kim üzerinden yapalım bunu? HDP üzerinden yapalım. HDP sadece işte Kürtler üzerinden değil aynı zamanda başka gruplar üzerinden, başka etnik kökenler üzerinden, başka ideolojik gruplar üzerinden, örnek veriyorum hayvanseverler üzerinden, feminist gruplar üzerinden ya da eşcinsel haklar üzerinden politikalar geliştiriyor. Biz bu politikalarla bütünleşelim ve dünyadaki bu yeni sol denilen ya da liberal sol denilen yapılarla entegre olalım.
böyle bir düşünce hakimdi. Ancak biz Türk milletinin kodlarının buna uygun olmadığını, bu şekilde oy alınamayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde de bu düşüncenin olmadığını ifade ettik. Ama gördüğünüz üzere karşılık görmedi. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne liberal sol bir parti olsun diye oy vermiyor. Şimdi bazı şeylerin adını koyalım. Bugün alınan oy, CHP'nin aldığı oy, Atatürk'ün mezarından aldığı oydur. Bu oy Mustafa Kemal Atatürk'e veriliyor. CHP'den beklenen tek şey de Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkmasıdır. Bunu ifade etmeye çalıştım. Evet, ama bu delege borsası ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Böyle bir şey yok dedi. Yani bunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Çok iddia evet, var bizde taşıdık gündemimizde, ama siz nasıl yorumlarsınız Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışını? Yani bu iddiayı ortaya koyan insanlar Kemal Bey'e yakın isimlerdi. Görüştüğü isimlerdi. Ben çok şaşırdım videoyu gördüğümde. Demek ki Kemal Bey'den bağımsız böyle bir süreç yönetiyorlar. Ya da Kemal Bey bu algıyı oluşturdu yani. Şu andan itibaren bu arkadaşlar arkalarında Kemal Bey'in olduğunu iddia edemezler. Bu iddiaları ortaya koyan arkadaşlar. Nitekim şu an genel merkezi yöneten Özgür Özel ekibi de bu iddialar karşısında bu videoyu daima kullanacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok başlık var. Hepsini sormak istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu neden yenilgi sonrası bir sessizliğe büründü, sonra açıklamalar geldi, altılı bir masa vardı, o masa dağıldı, ama şimdi Özgür Özel'in açıklamaları var. Özellikle HDP'le ilgili açıklamaları. Yani bir seçim öncesi de, kurultaydan daha önceye gidelim, genel seçimler öncesi HDP'den gelen açıklamalar vardı. Şeffaf bir şekilde görüşelim, değil mi? Siz de hatırlarsınız o dönemi. Evet. Kapalı kapılar ardında görüşmeyelim. Ama CHP kanadından gelen açıklamalarda biz kimseyle gizli kapaklı zaten görüşmüyoruz çıkışıydı. Şimdi Özgür Özel dedi ki HDP ile şeffaf görüşülmeli. Görüşülmedi mi? Görüşülecekse şeffaf bir şekilde HDP ile ne görüşülecek? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diğer seçimlerde de belli ki belli temaslar sağladı. Ki HDP bir aday çıkartmadı. Zaten HDP temaslar, bayraklarını gördük biz mitinglerde. Evet, bu temaslar evet Van mitingi özellikle zannedersem o da HDP'nin bilgisi ve katılımıyla olmuş bir mitingdi ki kalabalığın büyük çoğunluğu HDP bayrağı taşıyordu orada da. Şimdi bunun Özgür Özel açıktan yapılması gerektiğini ifade ediyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğiyle uyuşan, Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde yeri olan bir şey değil. Ancak Özgür Özel şu an yapacağı tüm hamlelerden kendisi sorumlu olacaktır. Bunu yapabilir, açıktan görüşme yapabilir. Bunun bedelini de sandıkta öder. Nitekim AK Parti çözüm sürecinde bu yanlışı yaptı, bedelini ödedi. Cumhuriyet Halk Partisi bu yanlışı yaptı, geçtiğimiz seçimde bedelini ödedik. Özgür Özel bu yanlışı tekrar etmek istiyorsa bu onun tercihidir, tekrar edebilir. Ancak bunun da adını koymak gerekiyor yine. Yani bu HDP'li milletvekilleriyle ve Sezgin Tanrıkulu'nu da yanına alarak gittiği operanın ve bu yaptığı açıklamaların meclis kürsüsünde, Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünde yaptığı açıklamaların bedelini sandıkta ödeyecektir. Kendi tercihidir, bunun bir bedeli olacaktır. Ancak buna karşı çıkan insanların şu an ırkçılıkla suçlandığı bir atmosfer var. Bakın bu opera etkinliklerinden sonra işte el öpme konusu oldu orada. Ondan sonra gazeteci, kurultayda da çok emeği geçmiş gazeteci Şaban Sevinç insanları ırkçılıkla suçladı. Buna karşı çıkan Özgür Şaban Özel'in... Şaban Bey'de söz hakkı vardır, istediği zaman bağlanabilir. Tabii ki. Buyurun. Tabii ki. El öpme konusunu bir ırkçılık olarak, bunu eleştiren insanları ırkçılıkla suçladı. Ancak buna gazeteci Erdem Atay'ın güzel bir yanıtı olmuş. Diyor ki yani Kemalist Cumhuriyet'e baş kaldırmalıyız diyen bir kadın, bu sanatçıdan bahsediyorum. Bu kadın Mustafa Kemal Atatürk'ün Mısto Kemal diye aşağılama ifadesi kullanan bu kadın, Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci olarak adlandıran bu kadın, yani bu konu burada Kürt olması değil, konu bu ifadeleri Kürdistan Rüzgarı adında bir albüm çıkartmış olması. Yani bu ifadeler Abdullah Öcalan'ın ifadelerinden daha ileri ifadeler. Abdullah Öcalan bile artık bağımsızlık demiyor. Ama bu kadın Türk Devleti'ni işgalci ve barbar olmakla suçluyor. Bu ifadeleri kullanıyor. Burada karşı çıkış herhangi bir etnik kimliğe düşmanlık üzerinden değildir. Ancak bunu bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki bazı gruplar manipüle ediyorlar. Bu eleştirileri, ırkçı eleştiriler olduğunu söyleyerek HDP ile görüşmelerini ve yapacakları yeni diyaloğu meşrulaştırmaya şimdiden çalışıyorlar. Ama seçim ilgisi var. Yani ortada, tabii seçim. Bile seçim bile neden da, hala bu görüşme devam ediyor o zaman, böyle soracağım. Yani çünkü bu beyefendiler için
Seçim yenilgisinin sebebi HDP ile görüşmek değildi. Onların nazarında bu yenilginin asıl sebebi Zafer Partisi ile yapılan protokoldü. Bu protokolün Kürt seçmeni rahatsız ettiğini ve seçimi bu yüzden kaybettiğimizi düşünüyorlar. Bu şekilde yanlış bir algıları var. Eğer söyledikleri teori doğru olsaydı, yani gerçekten seçim bu yüzden Zafer Partisi ile protokol yüzünden kaybedilmiş olsaydı, tüm bölgelerde bir oy düşüşü olması gerekirdi. Ancak 14 Mayıs 28 Mayıs arası süreçten sonra Cumhuriyet Halk Partisi birçok bölgede oyunu arttırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu birçok bölgede oyunu arttırdı. Bu süreçte hakkını yiyemeyiz. Ümit Özdağ da diğer liderlerden, altılı masadaki liderlerden de, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki kurmaylardan da daha çok çalıştı. Günde 20-25 tane tweet atıyordu. Kendi teşkilatlanmalarını seferber etti. Ancak şu an Cumhuriyet Halk Partisi günah keçisi olarak iki konuyu seçmiş. Birincisi Zafer Partisi protokol, diğeri de işte dışarıdan gelen danışmanlar konusu. Peki devam edeceğiz. Çok sorumuz var. Biraz önce Etör arkadaşımız da ekranlara getirdi. Şunu sormak istiyorum. Milliyetçiyim diyorsunuz ama siz ülkücü bir danışman mıydınız? Hayır. Yani bunu ben daha önce başka bir kanalda cevap verdim. Ülkücülüğün tanımını nasıl yaptığımıza göre tabii ki bu değişebilir. Yani Mustafa Kemal Atatürk de Türk ülküsü diye pek çok kez kullanmıştır. Kızının adını ülkü koymuştur. Yani bu, eğer bu ülkü dediğimiz kelime bununla alakalıysa, evet, yani o zaman kendisini Atatürkçüyüm diyen herkes bu tanımın içindedir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneğinden bahsediyorsak, Alparslan Türkeş'in formuna ulaştırdığı bir yapılanmadan, bir düşünceden bahsediyorsak, hayır, ben buna ait değilim. Buna ait olsaydım o minvalde konuşmalar yapardım. Türk İslam ülküsü üzerinden konuşmalar yapardım. Ancak benim bütün demeçlerim, basına verdiğim, sosyal medyada paylaştığım hepsi ortada. Türk İslam ülkücülüğüne dair bir şey yok. Tamamen Türk devrimini savunuyorum. Ancak ülkücü danışman olarak adlandırmak şu an Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin işine geliyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin gözünde bizleri daha aşağı bir konumda göstermeye çalışıyorlar. Sempatilerini yok etmeye çalışıyorlar. O yüzden bu tanımın özellikle kullanıldığını düşünüyorum. Bir de yani şimdi biz titrinize de yazdık. Sizle yayın öncesi de dün görüştük. Zaten açıklamalarınızı, tepkilerinizi de biliyoruz. Haberleştirmiştik ama siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanısınız. Ama evet. Şu yansıma var, açıklamalar geliyor. Biz ona danışmanlık görevi vermedik ki. Böyle midir? Şimdi neden ben, yapılıyor bu açıklamalar bir de tabii? Hayır diyorsunuz ama neden yapılıyor? Şimdi biz 2020 birin sonundan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'yla temaslara başlamıştık. 2022'de özellikle kampanya süreci için çalışmalara başladık. Pek çok etkinlik organize ettik. Ancak 14 Mayıs'tan sonra daha önce Zafer Partisi ile Ümit Özdağ ile olan geçmişimden dolayı bu süreçte daha aktif rol almam istendi. Aktif bir rol de aldım. Ne kadar süre aldınız? Yani özellikle bu iki haftalık süreçte, 14 Mayıs 28 Mayıs arası süreçte, hatta kamuoyuyla bunu bir kez paylaşayım. Bu sürecin başında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi muhatap olarak Sinan Oğan'ı görüyordu. Ben birkaç gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu söyledim. Sinan Oğan'la Ümit Özdağ aynı kararı almayacak. Beraber hareket etmiyorlar dedi. Kemal Bey buna çok şaşırdı. Nasıl, birlikte değiller mi dedi. Değiller dedi. Hatta Ümit Özdağ ile görüşülmesi daha hayırlı olacaktır. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na gitme potansiyeli yüksektir. Ancak Ümit Özdağ Cumhur İttifakı'na destek olmaz. Ama kendisi muhatap alınmazsa doğrudan tarafsız kalacaktır. Ve hemen Ümit Özdağ ile görüşme sürecini başlattılar birkaç saat sonra. Ümit Özdağ'ın burada neler isteyeceği, protokolün nasıl şekilleneceği zaten biliniyordu. Hatta ötesini söyleyeyim, bunu da ilk kez açıklayayım. Biz bakanların, Ümit Özdağ'ın atayacağı bakanların kim olduğunu da biliyorduk. Sadece ben bilmiyordum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde pek çok insan bunu biliyordu. Bir tane örnek vereyim. Kültür Bakanlığı için Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu'nun ismi geçiyordu. Biz de bunun gayet yerinde ve uygun olacağını söylemiştik Zafer Partisi sözcüsüyle. Başka? Onu açıklasam yeterlidir diye düşünüyorum. Bunu zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki herkes biliyordu. Burada protokolün şekillenmesinde de Ümit Özdağ'ın neler söyleyeceğini biliyorduk. Nereden biliyorduk? Çünkü seçimden birkaç gün sonra 17 Mayıs'ta Ümit Özdağ bir demeç verdi basına. Orada Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşürse neler isteyeceğini zaten ifade etmişti. Bugün Ümit Özdağ'ın açıkladığı protokolle sürpriz değil. Yani zaten onu 17 Mayıs'ta Ümit Özdağ bu maddelerin hepsini söylemişti. Bu maddelerde de
bugün Zafer Partisi'ne de ittifak yapıldı diye ortalığı yıkan insanların rahatsız olduğu bir tane madde vardır. Diğer maddeler değildir. Tek madde ilk protokolün 4. maddesidir. O da terörle iltisakı bulunan belediyelerde kayyum atanabilir. Yargı kararıyla kayyum atanabilir maddesidir. Bunun dışında hiçbir şeyden rahatsızlık duyulmamıştı. Ne zaman ki bu madde konuşulmaya başlandı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir isyan başladı. Nasıl olabilir diye. Yoksa anayasanın 66. maddesi, ilk 4 maddenin korunması. Bunlar da zaten çok umurlarında değildi. Burada söz konusu tartışma yaratan kayyum konusuydu. Bu arada özellikle belediye başkanlık adayları içinde genel merkeze ödeyecekleri başvuru ücretleri haricinde ilçe ve il başkanlığında bağış yapmaları için de bir protokol hazırlanmış. Şimdi biraz sonra bu bilgiyi de editör arkadaşımla paylaşacağım. Bu protokolü de Tolga Erdoğan paylaştı. Bize de iletti, kendisine burada almış olalım. Hani bir kongre sonrası... Yok hayır, bilgi vermek istiyorum şu anda. Hani deniyordu ya, bir anlaşma yok, protokol yok. Kurultay sonrası tartışmalar devam ederken bununla ilgili hazırlanan bir protokol de var. Onu da paylaşacağım. İzleyicilerimize bilgi vermek istedim. Evet. Sorunuza döneyim ben. İnkar süreci, o danışmanlığın inkar süreci. Bu protokol yapıldı. 28 Mayıs'ta bir başarısızlık oldu. Akabinde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmemiz oldu. Hemen 2 gün sonrasında, 28 Mayıs'tan sonra. Kendisiyle bu sürecin, yani Türk Milliyetçilerinin CHP'ye oy verdiği, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiği sürecin devam etmesi gerektiğini konuştuk. Pek çok sivil toplum kuruluşunun, sembolleşmiş ismin burada destek verdiğini ve bunu artık CHP'de yerleşmesi gerektiğini, bu insanların CHP'de siyaset yapması gerektiğini konuştuk. Bu temasları sürdürmek için de bana bir görevlendirme yapacağını ifade etti. Bakın, ben bu görevlendirmenin mahiyetini bilmiyordum. Ertesi gün bana CHP Genel Merkezi'nden bir telefon geldi. Bir evrağınız var Gökşen Bey, nereye kargolayalım dediler. Ben gelir alırım dedim. CHP Genel Merkezi'nin 12. katına, Genel Başkan katına gittim. Dosyayı açtığımda danışman olduğumu öğrendim. Benim herhangi bir talebim yoktu bu konuda. Ben de orada öğrendim bunu. Zaten evrağını da daha sonra yayınladım. Sonrasında işte seçim yeni kaybedilmişti. Hemen tepkilerin odağında olmamak için bir süre ben bunu sosyal medyadan duyurmadım. Bir ay kadar sonra duyurduğumda benim eski tweetlerim gündeme geldi. Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na karşı olan bir tweetim gündeme geldi. Ki sonra bunu da açıklayayım. Kemal Kılıçdaroğlu o tweeti benim silmemi istedi ve durumu düzeltmemi istedi. Tweette ağır ifadeler vardı, yani hakaret içerikli ifadeler vardı. Kendisinin paylaşmış olduğu Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı, sözde Kürdistan bayrağına yönelik benim ağır ifadelerim olmuştu. Bundan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu bu tweeti silmemi istedi benden. Ben özür dilemedim Sezgin Tanrıkulu'ndan. Çünkü bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin bunu paylaşmaması gerektiğini hala düşünüyorum. Özür dilemedim, ancak içeriğinden dolayı, tweetin içeriğinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine sildim tweetimi. Ancak tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Benim geçmişte YouTube kanallarında yaptığım yayınlarda ortaya çıkarttılar. Hani gizli saklı da değil yani, bu ismimi Google'a yazınca görülebiliyor, yani bu çok gizli saklı bir şey de değildi. Bunlar üzerinden polemikler yürüdü. Bazı milletvekilleri ayaklandı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir faşist mi geldi genel merkeze gibi. Sonrasında malum 4 gün sonra, yanlış hatırlamıyorsam, Eren Erdem CHP basın grubuna bir mesaj attı. Böyle bir atama yoktur diye. Ben de hemen birkaç dakika içerisinde bana verilen evrağı yayınladım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da biz defalarca konuşmuştuk bu süreçte. Bu evraktan ancak bahsediyoruz bundan... değil mi? Efendim? Evrak ekranda şu anda. Bahsettiğiniz evrak bu. Evet, evet, evet. Doğru. Evet. Daha sonrasında ben bekledim. Bir hamle yapmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden telefon aldım görüşmek üzere. Bunu neden yaptıklarını anlamlandıramadığımı söyledim. Kurultay sürecinde oldukları için çok da üstlerine gitmedim açıkçası. Kemal Bey'in de ben burada kötü bir niyetle yaptığına hala inanmıyorum. Çünkü kötü niyetli olsaydı en başta benimle çalışmak istemezdi diye düşünüyorum. Art niyetle bu yalanlamayı yaptığını düşünmüyorum. Bu CHP'nin yaptığı, kurultay sürecinde panikle yaptığı stratejik bir saçmalıktı maalesef. Peki şimdi, evet, Sayın Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafınız. Eren Erdem'le görüşüyor musunuz ya da Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu süreçte? Hayır, hayır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla kurultaydan sonra yüz yüze birkaç kez görüştük. Ancak her görüşmemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tırnak içinde değişim grubu içerisinde infial oldu.
bunu bazı kendilerine ait bazı televizyon kanallarında şova dönüştürdüler. Kemal Kılıçdaroğlu hala faşistlerle yol yürüyor diye. Hı hı. Ben de bu sürecin artık Kemal Bey'e de bana da zarar verdiğini düşündüm. Hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut grubun bizi dinlemeye yönelik bir tavrı olmadığına kanaat getirdim. Benim üzerimden Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıları da önlemek amacıyla Kemal Bey'den helallik isteyerek, Kemal Bey'e saygılarımı arz ederek görüşmeyi sonlandırdım. Peki tasfiye süreci devam ediyor mu CHP'de, özellikle ulusalcı kanat, milliyetçi kanattan açıklamalar geldikçe? Yani biz tepkimizi gösterdik diyorsunuz. Tepkiler geliyor mu? Var mı hala bu isimler? Bir mobbing, baskı oluyor mu kişilerle ilgili? Evet, Yeşim Hanım, zaten biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kırıntı kalmıştık. CHP'de Kemal Bey'in genel başkanlığı sürecinden sonra çeşitli kopmalar yaşandı. Emine Ülker Tarhan ayrıldı, parti kurdu. Sayın Muharrem İnce ayrıldı, parti kurdu. Bunlar CHP'den blok blok, ulusalcı, Kemalist olarak adlandırabilecek örgütlerde aktif olan insanları zaten söktük o parti. Zaten bizler kırıntıydık orada, birkaç kişi kalmıştık. Bizleri de şu an yeni yönetim tamamen tasfiye etmiş oldu. Biz kurultay öncesinde bir bildiri yayınladık. Değişimin rotası nasıl olmalı diye. Elbette değişim kaçınılmaz, yani zaten bu olacaktı, yaşanacaktı. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu değişimi kendi eliyle yapmaya başlamıştı. Bunu da sorgulamak lazım. Değişmezlerin değiştirdiği bir genel başkandan bahsediyoruz şu an. Bu süreçte biz bir bildiri yayınladık. Bu bildiri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de görüldü. Ancak bildirimize imza atacak atan insanların çoğunluğu eskiden görevde olan eski bakanlar, eski meclis başkan vekiliydi. Şu anda da ilçelerde daha çok görev alan yöneticilerdi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde şu an böyle bir durum söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi son derece bildirdi. O bildiri de var elimizde. Gökşen Bey, bir saniye. O bildiri de var bizde. Bildiride öne çıkan açıklamalar neler ki bu şekilde imza süreci devam etti? Yani şimdi şöyle, biz şunu ifade etmeye çalıştık. Seçimin neden kaybedildiğini tartışmak istiyorsak insanları tartışmamalıyız. Burada kimin hangi görevde olduğundan daha büyük bir mesele var ortada. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka anlattıkları halkı tatmin etmedi. O zaman bizim söylemlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani az önce size de aktardığım insanların güvenlik kaygısı, Atatürk devrimlerinin Türkiye'den silindiği endişesi, Türk halkının bugün endişeleri bunlar, Türk halkının endişesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dile getirdiği şeyler değildi. Bunu aktarmaya çalıştık, bunu ifade etmeye çalıştık. Eğer bir değişim olacaksa önce biz partinin ilkeleri nelerdir, bunları tespit etmeliyiz ve bunlar üzerine tartışmalıyız. Yani bugün laiklik konusunda net bir tavır sergilenmeli. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında tartışabilmeyi isterdim. Milliyetçilik konusunda şu an CHP'de vatanseverliktir deyip geçiliyor. Bu kadar basit değil. Yurtseverlikle milliyetçilik aynı şey değil. Milliyetçilik, yurtseverliği de içeren aşkın bir kavram. Bunu CHP'nin tartışması, CHP'nin bu konuda öncülük etmesi gerekirdi. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında bu tartışmaları duyamadık. Bizim duyduğumuz tartışmalar insanların kişisel ilişkileri, kişisel kavramları. Zaten anladığım kadarıyla Türkiye'de siyaset büyük ölçüde bu kişisel diyaloglar üzerinden ilerliyor. İlkeler üzerinden ben maalesef çok göremiyorum bir şeylerin ilerlediğini. Biz burada ilkesel bir tavır ortaya konulmalı çağrısında bulunduk. Bildirimiz de bu minvaldeydi. Ancak insanların koltuk kapma yarışları daha baskın geldi maalesef. Evet, öyle gözüküyor ki bundan sonraki süreçte de anladığımız kadarıyla da CHP içinde de adaylık sürecinde de çekişmeli günler bekliyor CHP'yi. Adaylarla ilgili kriz, açıklamalar, iddialar da her gün gündeme geliyor. Peki CHP'yi bundan sonra ne bekliyor? Tasfiye süreci devam ediyor. Biz zaten kırıntıydık dedin. Evet. Emine Ülker Tarhan'dan bahsettiniz bir yandan. Tabii ki çok değerli isimler vardı ama CHP'den ayrıldığını da biliyoruz. Kopmalar devam edecek gibi. Şunu soracağım. Bundan sonra ne olur CHP'de? Sayın Özgür Özel'in Kürt çıkışı çok oluyor. Grup toplantısında Kürt vurgusu yaptı. Neden yapıyor bu vurguyu? Böyle devam edelim mi? Tabii. Şimdi örgüt bağlamında, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bağlamında şu an ben çok büyük tasfiyelerin olacağını düşünmüyorum. Yerel seçime çok az bir süre kaldı. Bu süre zarfında bu tasfiye sürecini çalıştıramazlar. Çalıştırırlarsa bunun bedeli yerel seçimlerde çok ağır olur. Ancak yerel seçimlerden sonra ciddi bir tasfiye süreci yaşanabilir. Şu an CHP'deki tüm gruplaşmaların beklediği yerel seçimde sonraki süreç.
Kimileri olağanüstü kurultay beklentisi içerisinde, kimileri büyük bir tasfiye süreci beklentisi içerisinde. Şu süreçte ben İmamoğlu ve Özgür Özel birlikteliğinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiden silmeye çalıştığını düşünmüyorum. Şu an İmamoğlu parti meclisinde de, partinin MYK'sında da ciddi bir ağırlığa sahip. Bu Özgür Özel'i şu an çalıştırmıyor. Bu sistem Özgür Özel'in çalışmasına izin vermiyor. Tabiri caizse topal ördek durumuna getirmiş durumda. Özgür Özel özgürleşmek için Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir diyalog sürecine girebilir. Ben bunu bekliyorum. Bunun olacağını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinde listeyi delerek giren parti meclis üyeleri var. Kendisine bağlılıklarını ve yakınlıklarını ifade eden. Bu isimlerin ben önümüzdeki süreçte MYK'da aktif olacağını düşünüyorum. Özgür Özel'in de İmamoğlu'nun tırnak içinde tahakkümüne karşı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek isteyeceğini düşünüyorum. Bunun nüvelerini de alıyoruz. İşte Tanju Özcan'ın partiye dönmesi söz konusu olunca ben bir genel başkanımı arayıp sorayım ifadesi. Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik övgü dolu sözleri. Şu an Özgür Özel iki taraftan çekiştirilen bir konumda. İki tarafta baskı yapıyor kendisine. Burada Özgür Özel özgürleşmek için bu dengeyi sürdürebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine de dönebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında bir olağanüstü kurultay beklentisi vardı. Yani yerel seçimlerde CHP bir başarısızlık alırsa parti olağanüstü bir kurultaya gider, Özgür Özel devrilir. Kemal Kılıçdaroğlu olmasa da onun işaret edeceği biri genel başkan olur diye. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir çalışma içerisinde olduğu kanaatinde değil. Dediğim gibi bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmaları Özgür Özel'le uyumlu bir şekilde hareket etmeye yönelik olacaktır. Yani diğer taraftan CHP'nin söylemsel politikalarında nasıl değişiklik olacağı konusunda da zaten Özgür Özel bunun işaretini verdi. Hani Özgür Özel bugün siyasetçi olmadı. Grup başkan vekilliği döneminde de, kurultay sürecindeki açıklamalarında da ve şu an birkaç haftalık performansında da Özgür Özel'in nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratacağını biz açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o denge politikası, yani toplumsal kesimleri eşit bir şekilde ya da en azından dengeleyecek bir şekilde temsil edilmesi sürecinin sona geldiğini anlıyoruz. Şu an parti içerisinde söylemler daha HDP ile benzer bir çizgiye kayacaktır. Kaçınılmaz bu süreç. Zaten kadrolar da bunu işaret ediyor. Parti meclisine giren, MYK'ya giren ve Özgür Özel'in birlikte poz vermeyi tercih ettiği insanlara bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin gideceği istikametin HDP ile aynı istikamet olduğunu görmek zor değil maalesef. O zaman yerel seçimlerde HDP ile bir ittifak yapılacak diyebilir miyiz? HDP bunu açıktan olmasını istiyor artık. Zaten genel seçimlerde de bunu ifade ettiler. Bizle neden vebalı gibi davranıyorsunuz, neden bizle açıktan görüşmüyorsunuz diye. Kemal Kılıçdaroğlu toplumun tepkisini almamak için bunu yapmamıştı. Ama Özgür Özel'in belli ki böyle bir korkusu yok. Toplumun tepkisini almak gibi bir korkusu yok. Özgür Özel belli ki bu konuda çok cesur. Bu görüşme açıktan yapılacak gibi duruyor. Açıktan yapılırsa pazarlıklarında neticesinde böyle bir ittifakın olması olası. Ancak böyle bir ittifak İyi Parti ile süreci nasıl etkiler? Yeniden yükselen partiler, yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, küçük partiler, diğer partiler tepkileri ne olur? Onların tepkilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin son derece aleyhinde olacağını düşünüyorum. Yerel seçimlerde HDP'nin getirdiğinden 1000 kat fazla götürüsü olacağını düşünüyorum. Hatta bunu biliyorum. Ancak bu ısrarın artık sebebinin gerçekten toplum tarafından sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ısrar bize defalarca seçimlerde zarar verdi. Evet. Hala bu ısrar sürdürülüyor. İşte geliyoruz, gidiyoruz, aynı noktaya geliyoruz. Neden bu ısrarda devam ediliyor? Ya ortada somut veriler var Yeşim Hanım. HDP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy geçişinin ne kadar olduğu. HDP ile bir ittifak olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi bağımsız, tam bağımsız bir politika sergileseydi, Atatürk devrimleri lehinde politika üretseydi sonuç ne olurdu? Bununla alakalı veriler var. Bunu araştırma şirketleri de yapıyor, üniversiteler de yapıyor. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı 3-4 yıllık bir araştırma var. Türkiye'de Atatürkçülüğün, laikliğin ve milliyetçiliğin gençler arasında çok popüler olduğu, ezici bir çoğunlukta gençlerin kendilerini Atatürkçü, milliyetçi, laik olarak adlandırdığı, yani bu üniversite araştırmalarında da görülüyor. Hükümete yakın olsun, uzak olsun, araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda da bu açıkça görünüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çağı yakalamak yerine, bunu yakalamak yerine
neden ısrarla köhnemiş bir siyasetin peşinden gidiyor ve başarısızlığı kanıtlanmış bir siyasetin peşinden gidiyor? Bunu inanın ben de anlamakta artık güçlük çekiyorum. Artık demek ki bu başka bir ilişkilerin sonucu. Bunu anlıyorum. Nasıl bir ilişki? Yani kişisel ilişkiler sonucu. Böyle anlıyorum artık. Çünkü ortada somut bir veri var. Yani çarşambadan sonra perşembe gelir kadar açık bir ortada data var, bilgi var. Buna rağmen ısrarla yanlışa sürükleniyorsa parti, ben burada demek ki Sezgin Bey ile Özgür Bey arasında çok büyük bir dostluk olduğunu falan anlıyorum. Ya da partinin yön vericilerinin, partinin MYK'sının karar alıcılarının kişisel bazı dostlukları olabilir. Bilmiyorum, ben de tahmin yürütmeye çalışıyorum ama ortada somut bir gerçek var ve bunun inkarı var parti içerisinde. Evet, bu inkar var ama hani hepsi konuştuğumuz konu. Yani isim değişmesi önemli değil ki. Siz de altını çizdiniz. Siyasetin, politikanın değişmesi gerekiyor CHP'yi iktidara taşımak için, seçim yenilgisi yaşanmaması için. Çok defa denendi. Yani bu politika başarısız oldu. Niye ısrar ediyorsunuz ki? Dediniz. Ki eminim ki CHP cephesinden değil mi? Birçok isim de sizin gibi bu politikaları eleştirdi, imzalar atıldı, bildiriler yayınlandı ama onlar da zaman zaman tasfiye edilmeye başlandı. Sizin anlattıklarınızda bu daha da netleşmiş oldu. Ama bu genel seçimler öncesi siz de hatırlarsınız belki Amerika Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdi demiştik. Hatta Aydınlık Gazetesi manşetine taşımıştı. Etör arkadaşımızdan o haberi de görselleri de ekrana getirmesini isteyeceğim. Bakın geldi Kılıçdaroğlu'na çizik. ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin dergisi Foreign Affairs ve CFR'de de yayınlanan bazı haberler vardı. Ya biz yaklaşık iki yıldır bu konuları konuşuyorduk. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması Amerika istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu adaylık sürecinde çok gezide gerçekleştirdi. Ama üstünü çizdi. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu haberleri, bu manşeti? Evet, şu an ben ekranda göremiyorum. Şu an gördüm. 2021'de ve 2022'de zannediyorum Aydınlık Gazetesi bunu manşet yapmıştı. Ben de kurultaydan bir gün sonra demeç isteyen Aydınlık Gazetesi'nin muhabirine bu kurultayın küreselcilerin bir zaferi olduğunu ifade etmiştim. CHP'de ulusalcı, yani ulus devletin, üniter devletin yaşamasını savunan insanlar hep vardı. Elbette bir de CHP'nin işte sol liberal bir politikayla globalleşmesini savunan insanlar vardı. Şu an CHP'de bu globalleşmeyi savunan insanlar egemendir. Bunun karşısında da herhangi bir güç yoktur. Bunu Aydınlık Gazetesi'nde ben de ifade etmiştim. Bu CHP'ye oy kaybettirecektir ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bir rahatlık var. Atatürk'ün mirası var nasıl olsa. Biraz oy kaybetmeye başladığımızda biraz Atatürk'ten bahsederiz, tekrar toparlarız diye bir düşünce var. Halkımızda elim Altıok'tan başkasına gitmez diyen büyük bir kitle var. Ve bu kitle Atatürk için bu partiye oy veriyor. Tabii. Biraz oylar düşmeye başlarsa orada sığınacak bir Atatürk var nasıl olsa. Yani istediklerini yapabilirler. Biraz yalpalamaya başlarsa, işler kötü giderse buna tekrar sığınıp toparlayabilirler. Bu düşünce hakim. Göreceğiz yani. Türk halkı bir çıkış bulabilecek mi bu konuda? Yoksa gençler acaba yaşlılar gibi elim Altıok'tan başkasına gitmez diyor mu? Atatürk'le CHP arasında kaldığında gençler Atatürk'ü mü seçiyor, CHP'yi mi, göreceğiz. Peki Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu niye görmedik? Niye aday olmadı? Değişimin en çok çağrısını yapan isimlerden de Sayın İmamoğlu. Ya o dönem konuşulan birkaç aday vardı. 4 aday öne çıkıyordu. Ben de o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının daha isabet olacağı kanaatindeydim. Bunun sebeplerini 3-4 saat tartışabiliriz. Özetle şunu söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ekip olarak diğerlerinden daha kuvvetliydi. Tecrübesi diğerlerinden daha fazlaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakaladığı söylem dili ve oluşturduğu Türkiye düzlemi diğerlerinden daha tutarlıydı. Ben de o zaman o kanaatteydim. Mansur Yavaş düşünsel olarak benim görüşlerim elbette diğerlerine nazaran daha yakındı. Ancak ben Mansur Yavaş'ın adaylığının da başarı getirmeyeceğini düşünmüştüm. Mansur Yavaş'ın yeterli ekibinin olmadığı ve siyasette Kemal Kılıçdaroğlu kadar tecrübesinin olmadığını, işte hitap yeteneğinden tutun da oluşturabileceği potansiyel politikalara kadar bu süreci daha sağlıklı bir biçimde idare edemeyeceğini ben de düşünmüştüm. O süreci uzun uzun tartışabiliriz ama o gün bu isimlerin büyük çoğunluğu zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için baskı yapıyordu. Kendisi de aday olacağım demişti zaten, yani doğrudan açıklamadı ama
sonrasında adaylık sinyallerini açıklamalarından alıyorduk ki gemiyi ben limana yanaştıracağım dedi. Fakat işte kurultay süreci, orada yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sayın Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı değil, Özgür Özel. Ama dediğiniz gibi biraz önce ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le anlaşacağını düşünüyorum. Evet. Peki nasıl yansır bu CHP içinde? Yani şöyle, bu sürecin öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu canhıraç savunan belediye başkanları, milletvekilleri vardı. Böyle bir anlaşma durumunda bunlar görevine aynen devam eder. Hı hı. Bu anlaşma içinde onların bir baskısı olacağını düşünüyorum. Bu anlaşmanın olmamasını isteyen kimseler de, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'le anlaşmayalım, olağanüstü kurultay için çaba sarf edelim diyen kimselerin de son seçimlerde milletvekili olmayan, belediye başkanlığında bulunmayan, bakanlık düşüncesiyle hiçbir şeye aday olmamış insanlar şu an parti içerisinde bu hesabı güdebilir. Ama diğer taraftan şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde makamlarda oturan insanların, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan insanların bu sürecin daha sulhle anlaşarak gitmesi yönünde bir düşüncesi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada hem kamuoyunda bir tepki yaratmamak için hem de yani sürecin devamını, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sürecin devamını bir şekilde sağlayabilmek için Özgür Özel'le anlaşacağı yönünde benim de kanaatim var. Böyle bir sinyal aldınız mı? Belki de duydunuz bu son mu? Video bu anlaşmanın bir nişanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı. Evet, evet. Yani partimize yönelik iftiralar başlığıyla paylaştığı videoda belki bu anlaşmanın bir somut göstergesi olabilir. Başka tamamen somut gösterge var mı? Ha, yok galiba. Hayır, Özgür Özel'in Tanju Özcan'ın dönüşü sürecinde basına paylaştığı bir genel başkanımı arayıp sorayım demesi de somut bir gösterge olabilir bununla alakalı. Sayın İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında bir protokol olabileceği de söylendi. Ama hani değerlendirmeler, gazeteciler, siyasetçiler hani bir anlaşma olduğu da söylenmişti. Ama bununla ilgili bir somut delil var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir protokol olabilir mi? Protokol varsa Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlikteliği olursa merak yani edilen başlıklar arasında. Evet, hangi hukuki bağlamda böyle bir protokol yapılabilir bilmiyorum ben. Bunu ben duymadım. Zaten değişimcilerin tarafında olmadığım için iç tartışmalarına da onlar kadar hakim değil. Ancak şu anki parti meclisinde ve MYK'da İmamoğlu'nun çok ciddi bir etkisinin olduğu apaçık görülüyor. Hem Yüksek Disiplin Kurulu'na atanan beyefendi, hem parti meclisindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan insanların varlığı, İmamoğlu'nun şu an partiyi gayri resmi olarak, de facto olarak yönettiğini gösteriyor. Ancak Özgür Özel'in bundan ben rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü olası bir seçim yenilgisinde bunun faturası İmamoğlu'na kesilmeyecek. Parti meclisi senindi, MYK senindi, sen suçlusun İmamoğlu demeyecek toplum. Burada toplum Özgür Özel'e tepki verecek. Ve böyle bir başarısızlık olursa İmamoğlu Özgür Özel'i buna kurban etmiş olacak. Bence Özgür Özel de bunu açık görüyordur. Burada kendisine çare olarak, kendisini özgürleştirecek kişi olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyor olması çok büyük olasılık. O zaman yeni ittifaklara gebe diyebiliriz şu anda CHP için. Biraz önce aslında sohbetimizin başında şunu da sormak istiyorum yeniden. Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu ilişkisine döneceğim ama Selahattin Demirtaş ve tabii ki Osman Kavala'ya gönderilen selamlar. Sayın Kılıçdaroğlu da gönderdi. Sayın Özgür Özel'di. Yani siz Sayın Kılıçdaroğlu'na bu gönderdiği selamlar için bir tepki gösterdiniz mi? Rahatsız olduk dediniz ama. Evet. Yani bu Kurultay'da artık bu işin noktalanmasıydı, son selamdı. Öncesinde zaten biz bunu uzun bir süredir yaşıyoruz. Bu konuda ben Kemal Kılıçdaroğlu'na defalarca söyledim. Bunun toplumda olumlu bir etkisi yok. Özellikle bizim hitap ettiğimiz kesimde çok büyük tepkiler alıyorsunuz. Bunların yapılmaması gerekiyor diye defalarca ben ifade ettim. Ancak kendi tercihleri bunu kullanmayı tercih ettiler. Onun sonucunu da 14 Mayıs'ta gördüler. Sonucunun ne olabileceğini. Biz Cumhuriyet Halk Partisi, bu soruyu ben çok alıyorum. Yani Özgür Özel'i eleştiriyorsun bu konularda, Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyordu diye. Evet, ama Kılıçdaroğlu'na biz tepki gösterebiliyorduk. Bizim bu alanımız vardı. Özgür Özel'e biz bu konuda bir tepki gösteremeyiz. Faşistlikle, ırkçılıkla suçlanır, konu kapatılır yani. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hiç olmazsa bu konuda bizi dinliyordu. Evet, bunu söylüyor.
Diğer yandan tutuklu Türk Milliyetçisi gazeteciler için de biz mecliste selam göndertebiliyorduk. Biz bunu talep ettiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu bize bu konuda da kulak veriyordu. Hı hı. Ya da Suriye'de Türkmenlerle alakalı kendisini bilgilendirdiğimizde bu konuya dikkat çekiyordu. Azerbaycan'da olanları kendisine anlattığımızda parti içerisinde her ne kadar çatlak sesler olsa da, parti içerisinde Azerbaycan'dan rahatsızlık duyan insanlar olsa da Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz bu konuda somut adımlar attırabiliyorduk. Hı hı. Ancak gelinen noktada bu Türk milliyetçileri için somut adım attırabilecek, söylemde bulunabilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup ya da bir şahısın ben kaldığı kanaatinde değil. Şu an tamamen politika, HDP ile nasıl daha fazla yan yana geliriz, dünyadaki bu liberal solla, globalcilerle nasıl yan yana geliriz, tamamen politika bunun üzerine şekillenmiş durumda. Buna dur diyecek, emniyet freni olacak kimse de kalmamış durumda. Evet, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden ben de rahatsızlık duyuyordum zaman zaman. Bunu ifade edebiliyordum. Çünkü biz mürit olmadık hiçbir zaman. Hiçbir zaman Kemal Kılıçdaroğlu ne diyorsa hepsini alkışlayalım şeklinde müritlik yapmadık. Biz düşüncelerimizi ifade etme zeminine sahiptik. Artık bu zemin yok. Bizim temel eleştirimiz bu zeminin olmayışına. Peki bir iki kısa sorum olacak. Yani o kadar çok başlık var ki arada başka konulara da geçebiliyorum. Gökşen Bey kusura bakmayın. Aklımıza geldikçe notlarımın arasına bakıyorum. Şimdi çok önemli bir detay verdiniz biraz önce. Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir anlaşma yapabileceğini, yan yana gelebileceğini söylediniz. Yani biz hep Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel diye konuklarımızdan yorumları duyuyorduk. Peki yerel seçim öncesi mi olur, sonrası mı olur? Yani Kemal Kılıçdaroğlu bunu tabii ki yerel seçim öncesi olmasını ister. Çünkü şu an belediye başkanı olan, belediye meclis üyesi olan, parti meclisinde görev yapan pek çok insanın beklentisi var. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerden söz ediyorum. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in çatışmaması gerekiyor. Ancak burada çatışma isteyen bir İmamoğlu grubu var. Burada kullanışlı aparat olarak birkaç konu seçildi. İmamoğlu'nu kullanmak istedi. Birisi de biz olduk. Zaten ben bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu ile diyaloğunu sonlandırdım. Yani hala İmamoğlu'nun seçim kaybetmedim açıklamaları, efendim Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik o paylaştığı edit tweet'i hatırlarsınız. Kemal Kılıçdaroğlu bir Twitter hesabının paylaştığı editten rahatsızlık duyduğunu ve bu yüzden ikinci turda kurultay aday olduğunu söyledi. İmamoğlu hemen ertesi gün bu ne güzel edit diye bir gönderme tweet'i paylaştı. Yani ortada İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında pek de soğuk denemeyecek bir savaşın olduğu apaçık görülüyor. Bu noktada İmamoğlu bu birlikteliği, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında olması beklenen birlikteliği kırmak için pek çok yol deniyor. Bunun birisi işte benim kendisini ziyaretim olmuştu. Ofis açması keza aynı şekilde kullanıldı. Şimdi bu bence son derece doğal bir durum, ofis açması. Kemal Kılıçdaroğlu 13 sene Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yaptı. Elbette onunla görüşmek isteyen yüzlerce, binlerce insan var. Mutlaka. Nitekim milletvekili, bir dönem milletvekilliği yapan bir eski milletvekilinin bile ofis açtığı görülüyor. Hepsi açıyor. Çünkü zarureten görüşmek isteyen yüzünelerce insan olduğu için açması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeleri evinde yapamazdı. Hani buna Selvi Hanım çay dayandıramazdı. Bir ofis elzemdi. Bir ofis açtılar ve bunun üzerinden sanki Kemal Kılıçdaroğlu gizli kapaklı işler çeviriyormuşçasına bir algı operasyonu yürütüldü. Peki bu saatten sonra son olarak küreselciler tarafından nasıl karşılanır bu değişim, bu yaklaşım? CHP küreselciler mi yönetiyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an MYK'da görev yapan insanların CV'lerini ben incelediğimde bunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi küreselcilerle son derece uyumlu bir grup tarafından yönetiliyor. Yani Alman vakıflarıyla içli dışlı olan, efendim bütün söylemleri Batı'nın liberal soluyla uyumlu olan, bir tırnak içinde entelektüel olduğunu da ifade eden bir grup tarafından Cumhuriyet Halk Partisi şu an yönetiliyor. Bu grubun önderliğini fiil olarak da Özgür Özel yapmıyor. Bu grubun fiil olarak önderi Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gelecekteki politikalarında göreceksiniz tamamen Batı'nın liberal sol söylemleriyle uyumlu bir şekilde, globalci söylemlerle uyumlu bir şekilde gelişecektir. Türk halkı da bunun faturasını AK Parti'ye de kesmiştir daha önce çözüm sürecinin neticesinde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kesmiştir. Bu sefer çok daha ağır kesecektir. Biz de bunu yerel seçimlerde göreceğiz ama hani küreselcilerin Türkiye'de iktidar belirleme potansiyeli artık var mı diye de sormak istiyorum. Yani
değişim, siyaset değişmiyor, politikada değişiklik yok. Sadece isimler değiştiriyor ama yenilgi de devam ediyor. Son cümlelerinizi de almak istiyorum. Genel olarak bir dış politika ve iç siyaset yorumu yaparsanız. Evet, yani 91'den sonra özellikle dünyada sermayeye, globalciliğe, global sermayeye, kapitalizme mukavemet eden komünist bloğun çökmesiyle bunun yerini milliyetçilik, ulusalcılık aldı birçok yerde. Yani Türkiye'de elbette köklü bir milliyetçi gelenek vardır. Türkiye zaten milliyetçi bir fikir sistemi üzerine kurulmuştur. Ama dünyada da artık kapitalizme karşı direnişin sembolü komünizm değil, milliyetçilik olmuştur. Bu Türkiye'de de bir şekilde yansımıştır. Türkiye'de de pek çok emperyalizme direnen grup milliyetçilik fikirleriyle daha da artık entegre olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bunun Türkiye'de lokomotifi olabilirdi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık geleneği aslında Batı kapitalizmine, Batı emperyalizmine bir karşı duruşun tarihiydi. Menderes'lere karşı da bu böyleydi. Demirel'lere karşı da bu böyleydi. Bugün de böyle olabilirdi. Ancak bunun yerine Cumhuriyet Halk Partisi bu direnişin lokomotifi olmak yerine Batı ile entegre olup iktidarın yolunu zannedersem bunun bundan geçtiğini düşündüler. Batı ile entegre olup uluslararası Batı bloğuna entegre olup Türkiye'de iktidar olabileceğini düşünüyor. Ancak bugün dünyada da zaten Batı'nın Amerikan sermayesinin tek eli kırılıyor. Bugün ulus devletler blokları gitgide güçlenmeye başlıyor. Tabii. Ulusların yeniden kendi olarak dünya sahnesinde var oldu, kendi kimlikleriyle var oldu. Bir sürece giriliyor. Amerika Orta Doğu'da da, Orta Asya'da da, Karadeniz'in kuzeyinde de pek çok noktada mevzilerini kaybediyor. Ulus devletlerin güçleneceği süreç artık dünyada başlamış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi de bu tarihsel olarak bunun lokomotif olmak yerine ters tarafta durmayı tercih etti. Peki. Çok net bir şekilde açıkladınız aslında Gökşen Bey. Çok teşekkür ediyorum. Açık yürekliliğiniz için sormam gereken soruların hepsini yönelttim. Siz de açık yüreklilikle cevap verdiniz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum size. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Gökşen Hanım Ulkuş beyefendi bizlerle birlikte oldu. CHP içinde neler yaşanıyor? Belediye sürecini çok konuştuk ama CHP-HDP ittifakı ulusalcıların tasfiye süreci çok dikkat çekici başlıyor.